Selam arkadaşlar, ben Sarkın Yüksel arkadaşlar. O sevme oynuyorum ya. Arkadaşlar, 4. maç günü. Yani böyle maçların sonuçlarını size göstereceğim. Sivas Spor'umuz arkadaşlar evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Yani konuk edecek akşam konuk ediyor. Bakalım. Sivas Spor 1, çok hızlı Spor 0. İşte yendik. Çaykur Rize'yi yendik. Arkadaşlar, bu arada kanala abone olun, like atın, hayırlısın arkadaşlar. Halil Umut Meler'miş bu arada şey. Okumuş Osman Paşa. Kamara. 1-0. Kamara mı attı golü? Bu arada arkadaşlar, hemen içine çevirelim. Müzakereler diyelim. Bakalım. Zaindonk için Galatasaray. Teklif düşünüldüğünde diyorlar. Bu arada 6.43 milyon şeyimiz var. Transfer listesi diyelim. Bakalım. Wakeme Trabzonspor. Ne kadar istiyorsun abi? Yok artık. Antonio Wakeme. Daini. Yok artık. 15.9 diyor. Toni Kroos ve Armand Lips çok istiyorlar abi ya. Yunus Mallı Trabzonspor. Ne kadar istiyorum? Ooo. Bir de elmas istiyor adam ya. Neyse biz Yunus Mallı'yı alacağım arkadaşlar takıma. Tamam. Yes. Yunus Mallı takımda. Şimdi arkadaşlar, bankaya yatır diyelim. 754k olaylardan bize geri dönüyor değil mi? Bankada arttırılıyor arkadaşlar. Finans diyelim. Bakın şu an biz arkadaşlar 1.6 olarak geri dönecek. Bu 754k. Yani siz de oyun oynuyorsunuz arkadaşlar, şuraya tıklayıp bankaya yatırın paralarınızı. Bakın size daha büyük bir para olarak gibi dönüyor. Şimdi bakalım. Mallı'yı satın aldınız. O da takımımıza eklendi. Şimdi sıralanmak diyelim. Beşiktaş arkadaşlar çok yani zorlu bir rakip. Kale tabii ki daha düşeşen olacak. Kayode, Gradel, Kone. Kone'nin yerine Tyler Boyd'u koyacağım. Şimdi Tolga Aslan yerine Rafa'yı değil Yunus Mallı'yı koyalım. Şimdi Kamara ile Osman Paşa'yı bir yer değiştirelim. Tamam abi. Osman Paşa burada oynasın, Kamara burada oynasın. Oğuz Yalçın. Bir sonraki maçına bu kadroyla çıkıyorum arkadaşlar. Ve şu an arkadaşlar bakalım. Lig tablosu diyelim. Kaçıncı sıradayız onu bir göz atalım. Kasımpaşa, Başakşehir, Fenerbahçe, Antalya, Konya, Beşiktaş, Göztepe, Alanya, Çaykur Rizespor, Karagümrük, Sivas. 11. sıradayız. Tabii ki Beşiktaş arkadaşlar yenebileceğimi düşünmüyorum. Öyle bir düşünüş yok şu ana kadar. Yani Beşiktaş'ı yenemeyiz arkadaşlar. Yani en kötü nereden çıkarmak istiyorum ben Beşiktaş maçında? En kötü bir beraberlik çıkar. Zaten en iyi de beraberlik çıkar arkadaşlar. Yani bir beraber kalmak iyi olur. Eğitim kampı diyeceğim. Bakalım. 20 diyor ya. 20'yi nereden bulayım abi? Benim bonus 3 tane diyor. Nereden yardım alsak kaldı abi? Bakalım. Yardım alacağız şu reklamlardan gene.
Çünkü reklamsız olmuyormuş arkadaşlar. Facebook falan ya. Bakalım biz de çıkıyor reklamlarımızı. Çek galiba reklam alıyorum. İzledik. Şimdi ne kadar paramız oldu? 5. Ya yetmez. İzle. 20 olması gerekiyor. 20. Bundan sonra boss pass reklamlarını da izleyeceğim. Ne kadar şey yapsan kârdı. Bu ne lan? Ne olduğunu çözemedim. Saç çekme herhalde. Bir tane daha izleyeceğim. Çünkü tam olduğunu bilmiyorum. 6 olmuş paramız. 20 istiyor bizden. Nasıl geliyor? Hemen al diyor. Almayacağım abi. Benim bilgisayarım bana yetiyor. Yedi. Kanal chat. Kendine çevir. Pozisyonu yok. Biraz daha da gelin diyor. Tamam, veririz. Şimdi arkadaşlar kulüp diyoruz. Ücretsiz boss paralar diyoruz. Buradan da izliyoruz. Promosyon kodu diyor. Onu ellemeyin. Buradan da reklamları izliyoruz. Ve bize paramızı veriyor tabii ki. Her bir reklama karşılık bir para herhalde. Ben ekonomi çöp durumda Sivas Spor'da. Haydi. Nasıl çabuk ya. Bakalım ne kadar para verdin abi? 9 mu veriyorsun ya? Yarım dakika mı veriyorsun? Watch it. Bir saat sonra tekrar edeceğiz. Yani 11.30'da bir daha geldim. Şu an 11.30 saat. Neyse bakalım. Bir daha sonuçlara bakalım. Öğretimimiz Beşiktaş bakalım ne yapmış. Antep'le beraber kaldıysa Allah Antep'le beraber kalmış. Genel soru kart diyor. Maksim bilmem ne diyor. Hmm.
Bakalım. Hangi kadro öyle çıktın abi? Bunlar da çıkmış. Antep güvencesi olmayan aksi. Tamam. Bir yani rakibi de bakalım dedim. Dur bir dakika. Evet diyelim. Serkan Tokat yönetecekmiş maçımızı. Tamam, ben eğitim kampına giderim ya. Ama paralar, yani para yetmiyor. Yani en kötü beraberlik çıkarmamız lazım şu maçtan. Yani en iyi bir beraberlik çıkar. Yani galibiyet çıkmaz bence. Kendini bildi. Kulüpler karşı nasıl maçı oynuyor? Dur bakalım. Beşiktaş'la oynayamıyor muyum? Beşiktaş ve Şarköy'de sporla oynayamazsın diyor. O zaman abi kimle oynayalım? Bir şey takımı şey yapabilmek için. Şöyle güçlü bir rakip olsun ki karşı yapsınlar. Şimdi Beşiktaş elendiğine göre Fenerbahçe diyeceğim. Bakalım kaç kaç olacak Sivasspor Fenerbahçe. 90 dakikanın sonucu 2-1 Fenerbahçe dedi. Turgay Kaan Numanoğlu yönetmiş maçı. Arkadaşlar bakalım. İlk golü Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'nin aldığı. Yani Fenerbahçe'nin bir paralı ödeyip aldığı Cristiano Ronaldo. 1-0 yapmış. Ondan sonra İrfan Can Kahveci 2-0 yapmış. Bizim kaderleri ya, ne yapsın yani. Bir gol atmış. 2-1 olmuş. Nasıl çıkmışlar bakalım. Biz bu şekilde çıkıyoruz tabii ki de. Sayayı falan var yani. Ronaldo kesinlikle var. Altay varmış kalelerinde. İlim Ali Şaşal varmış. Ali Şaşal'la Ronaldo'yu yani eşleştiremiyorum bile arkadaşlar. Fenerbahçe 1-2 diyor. Beşiktaş'la niye yapamıyorum ya? Şu anda Beşiktaş'a karşı aldığım maç oynayamazsın. Çünkü senin sıradaki rakibin. Gençler Birliği. Ya da bir dakika. Güçlü bir rakip Galatasaray diyeceğim. Dostça oyna. Sıfır sıfır diyor. Sıfır sıfır biter diyor. Hüseyin Göçek yönetmiş ve 0-0 demiş. Allah Allah. 4 oyuncu antrenman ilerlemelerini hızlandırdı diyor. İyi. Dayfa diyelim. Dayfa, dayfa. Bakalım şu Donk'un transfer işlemi ne oldu ya? Onu merak ediyorum. Verecekler mi? Vermeyecekler mi? Chat. Makyaj Hosen'i yenilemedik, beraber kaldık. Volkan Boğalyan, dur bakayım ben şu Çağan'a yoldan mesaj yollayayım. Profil. Çağan kaçtı lan o. Bak sloganım şu. Lig bizim felsefemiz, şampiyonluk işimiz. Edit diyelim. İyice şeyleri görelim. Favori kulüp Galatasaray arkadaşlar. Favori oyuncu Fernando Mustera. Hani böyle tuttuğun takımı sorar gibisinden yaptım.
Ve tuttuğum takım Galatasaray değil. Galatasaray. Galatasaray'ı sevdiğim oyuncu da Mustafa arkadaşlar. Sloyan. Benim hakkımda bilgi veremem dedim. Yani veremem. Lan cinsiyet erkek ya. Kadın demiş cinsiyete. Kadın demiş cinsiyete. Transferler. Yunus Mallı Trabzonspor'dan, Felix Sivasspor'dan gitti. Buzdağın Paul Season'dan geldi. Mihailo Sofya'dan geldi. Oğuzhan Çağlayan Galatasaray'dan geldi. Galatasaray. Çağın 16.098. 16.098 tamam abi. 16.098. Kim? 16.8 Rüya tam 16.8 ile diyor Çalan. Bak ya. Çete bak abi. Şimdi çevir. Maki, Afa, Sinir, Encezeri, Kerem Elik arkadaşlar. Arkadaşlar artık şu yazı tahtasına bir bakalım. Sonuna gelelim. Türkçe'nin çeviri abi. Başkanımız sadece 40 yaşımla bir şesaret üzerinde bahsedildi ki bu sezon 9. sayı hedefimizi yöneteceğiz. Sana güveniyorum. İnterneti bir daha asla kullanmayacağım. Çünkü her spor sitesi bana sadece 10 bin misal olduğumuzu hatırlatıyor. Hedefimize ulaşmamızı gerçekten istiyorum. Ben de istiyorum tabii ki de başkan. Ben de istiyorum. Bu sonraki karşılaşmamız elimizde Beşiktaş ile olacak. Beşiktaş'ı yenersek şanslı günümüz olmalı. İnşallah biz affallar ve onları şaşırtabiliriz. İnşallah. Yani inşallah Sivasspor affallar ve onu şaşırtırım. Danışmanımız oyuncuları satarken yaşına dikkat edin. Antrenman sırasında daha hızlı gelişme eğiliminde olduklarından genç oyuncuları yedek olarak tutmak genellikle iyidir. Neden bazı fakir yaşlı oyuncularını satmıyorsunuz? Para muhtemelen size daha fazla yardımcı olacaktır. Yani arkadaşlar danışmana da hak vermemek elde değil. Danışmana da hak veriyorum. Ama yani bilmiyorum nasıl olacak. Yaşlara nasıl öğreneceğiz onu bilmiyorum. Yani Google'dan mı bakacağım artık. Onu da yapmıştır yani o SM. Şimdi başkanın dediğini. Bu sıra 9. sırayı hedefimizi yöneteceğiz diyor. Yani maalesef lige iyi bir giriş yapamadık. Beraberlikle girdik. Sonra yenilgi aldık. Yani ben de şey yapmak istiyorum yani. Ben de bu 9. sırayı çok istiyorum. Pozisyon 11 ya. Yani bu Beşiktaş maçından en azından bir beraberlik çıkartabilirsek çok iyi olacak. Beşiktaş'a inersek şanslı günümüz olmalı. İnşallah bize affallar ve onları şaşırtabiliriz diyor analizimizde. Personel diyelim. Veya analizi diyelim. Bir Beşiktaş'a analiz edelim akşama kadar. Beşiktaş start. Türkçe'nin içi bir abi. Reklam izleye basalım. Yarım saat yarım saat reklam izlesin. Yazı tahtasına bakıp kapatacağım dedim de. Yani daha söyleyecek yerlerimiz var. Transfer edecek oyuncularım. Rakerleri gösterdim galiba. Arkadaşlar söyleyeceğim. Arkadaşlar dün PES attım. PES 2020 mobil attım arkadaşlar. Hep son dakika golü yiyorum nedense PES'te. Hani onu da izlemeyi unutmayın. İyi anketine koyarım.
Yani veya videonun sonuna koyarım arkadaşlar. Yani iyi anketine koymam. İyi anketine koymam. Videonun sonuna koyarım. Diyeceksiniz iyi anketi daha çok tercih ediyor. Arkadaşlar. İyi anketi telefonlarda, tabletlerde olmuyor. O yüzden yani. O sili görünümde ateş etmiş Beşiktaş'ın. İşaretleme, bölgesel işaretleme. Offside tuzağı hayır. Mücadele agresif. Eğitim kampı hayır. Sağ seviye 0. Gel bakışa döndüyelim. Ondan sonra Denizli Spor mu olacak bizim ekibimiz? Maç takvimleri diyelim. Beşiktaş'ın sonraki ekibimiz Denizli Spor. Tamam. Ondan sonra Trabzonspor. Şimdi arkadaşlar size sonuçları göstereyim. Birinci haftadan başladık, sonuçları göstereceğiz. Bakalım. Birinci hafta arkadaşlar Melike Ankara gücüyle bir beraber kaldık. İkinci hafta maalesef Karagümrük'e 1-0 yenildik. Ama üçüncü hafta çok güzel oldu. Çaykur Rizespor evimizde 1-0 mağlup ettik. İnşallah Beşiktaş'ı da mağlup ederiz. Bu arada bakalım. Maçlar neymiş? Denizli Spor, Alanya Spor'la, Karagümrük Galatasaray, Antep'le, Antalya Fener'le, Erzurum Hatay'la, Rize Trabzon'la, 26'ya Başakşehir'le, Göztepe Ankara'yla, Sivas Beşiktaş'la, Galatasaray Kayseri'yle, Kasımpaşa Konya'yla. Yani böyle. Bizim maç arkadaşlar Beşiktaş'la. Serkan Tokat yönetecek. Dörtlüklerin maçlarındaki mevcut konusunda dörtlükler dedim. Aktabon Spor'da dahil. Dörtlüklerin maçlarını kimler yönetecek? Antalya Spor Fenerbahçe. Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Zorbay Küçük. Sivas Spor, Beşiktaş, Serkan Tokat. Galatasaray, Kasip Spor, Baksaker yönetecek. Şimdi 5. haftaya gelelim. 5. hafta Denizli Spor, Sivas Spor. Biz... Ha, doğru ya. Bu haftayı yapmadık da. Galatasaray, Göztepe. Kasımpaşa, Yeni Malatya Spor. Konya Spor, Gençler Birliği. Kasip Spor, Çaykur Rizespor. Beşiktaş, Erzurum Spor. Biraz sesi bozdum değil mi? Melike Ankara Gücü, Antalya Spor. Bu arada ne oldu? Orada bir şeyler oldu ama. İstanbul Başakşehir, Fatih Karagümrük, Trabzonspor, Antep, Hatayspor, Fenerbahçe. Bir tane dört büyük yok. O nerede? Beşiktaş Erzurum Spor'la, Galatasaray Göztepe'yle. Ha, yok sandım. Dört büyüklerin dördü de varmış. Bu hafta bir tane dört büyük var geçiyor galiba. Neyse. Taşımayalım. Arkadaşlar. Videomuzun burada sonuna gelelim. Kanala abone olun arkadaşlar. Like atın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.